bize böyle günler yaşatan kim varsa, Fenerbahçe taraftarlarına böyle günler yaşatan herkese teessüflerimi bildiriyor. Bir futbol programında, televizyon stüdyosunda oturduk. Fenerbahçe'nin kurtuluşunun, bu durumdan çıkışının sebebini arıyoruz. Hatta daha doğrusu çaresini arıyoruz. İşte kim gelirse daha iyi olur Fener diye çaresini arıyoruz. Daha ligin 10. haftası. Yani Fenerbahçe 1907'den beri bu kadar çaresiz kalmamıştır. Yani bunu kim başardıysa tebrik ediyorum öncelikle. Bir, genelde ben Fenerbahçe'de futbol oynamamla tanındım. Fenerbahçeli eski futbolcu olduğum için tanınıyorum. Ve Fenerbahçeli eski bir futbolcu olduğum için de şu anda yorumcu statüsünde bulunuyorum. Fenerbahçe'de futbol oynamasaydım, çok açık söylüyorum, ben bu başka bağlantılarım da olmadığı için, böyle gazeteci abilerim, dostlarım olmadığı için kesinlikle futbol yorumcusu falan olamazdım. Sadece futbol yorumcu olmamın bir tek sebebi var. O da Fenerbahçe'de geçmişte 5 sezon, 5 yıl top oynamam. Ama bir de benim çocukluğum var. Gençliğim var. 7 yaşında ben Fenerbahçeli oldum. 6-7 yaşlarımda. Bir gün eski radyolar vardır. Eski insanlar bilir, böyle tuşlu radyolar vardı. O zaman televizyon falan yok Türkiye'de. O radyodan Fenerbahçe Manchester City maçı dinlemiştim İstanbul'da. O gün abi ve Abdullah abinin golleriyle 2-1 yenmiştik. O gün evde rahmetli babamın sevinci falan, maçı dinlerken onun Fenerbahçeliliği beni de etkilemişti. Manchester City gibi bir dünya devini yendik ve ben o gün Fenerbahçeli oldum. Ondan sonra kendimi bildim. 13-14 yaşlarında artık Fenerbahçe tribünlerine gitmeye başladım. Amigo Kör Çetin'in arkasında, yine eskiler bilir, bir baba hindiler çekiyorum, kendimi parçalıyorum, elimde bayrağım. Tam bir fanatik Fenerbahçe taraftarıyım. Tam. Sonra Allah nasip etti, 84 yılında Fenerbahçe'de futbolcu oldum. O şanlı çubuklu formayı giydim. Sonra da futbolu bıraktım. İşte bugün karşınızda buradayım. Hayatımın bütün bu dönemlerinin içinde en mutlu olduğum dönem o tribün taraftarlığı dönemidir. Onun için taraftar görüşlerine çok dikkat ederim. Taraftar olmayı futbolcu olanın üstünde tuttum. Halbuki herkes Fenerbahçe'de futbolcu olduğu için çok şanslı olduğunu söyler. Elhamdülillah, ben de öyle hissediyorum kendimi. Çok şanslıyım. O kutsal formayı giymek herkese nasip olmaz. Ama futbolculuktan ziyade o taraftar, o 13